Sevgili seyirciler, Kardelen Televizyonu'ndan mutlu akşamlar. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Ve ilk olarak Bursa'ya geçeceğiz. Bir son dakika gelişmesini aktaralım sizlere. Bursa'da Ulu Cami yanında henüz nedeni belli olmayan bir patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni araştırılıyor. Şimdi arkadaşlarım görüntüleri sizlerle paylaşacak. Son dakika bilgisini de biz sizlerle paylaşalım. Detaylara bakacak olursak Bursa Ulu Cami bahçesinin kapısında akşam saat 17.25 sıralarında meydana geldi patlama. Patlamaya ilişkin ilk resmi açıklama Bursa Valiliği'nden geldi. İntihar bombacısı bir kadının kendini patlattığı açıklandı. Patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. Patlamanın ardındansa olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yine patlamada bölgedeki vatandaşlar da büyük panik yaşadı. Evet değerli izleyiciler, bu son dakika gelişmesini sizlere aktardık. Yeni gelişmeler olduğu takdirde tekrardan sizlerle paylaşacağız. Şimdi ise Muş'a gidelim. Muş'tan gelen acı bir haber var. Onu sizlerle paylaşalım. Vartu ilçesinde hainler tarafından polis aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis şehit oldu, iki polis yaralandı. Muş'un Vartu ilçesi yakınlarında görevden dönen özel harekat polislerini taşıyan aracın geçişi sırasında hainler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Başbakanlık özel ekibini eskortluk eden ve dönüş esnasında yola önceden döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 3 polisten biri şehit oldu. Yaralı polisler ise hastaneye kaldırıldı. Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Muş valisi Seddar Yavuz da hastaneye gitti. Diyarbakır'la devam edelim. Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki bir caminin karşısında sansasyonel eylem yapacağı ihbarı üzerine yapılan aramada amonyum nitratla güçlendirilmiş 200 kilogram ağırlığında bomba ile geçirildi. Diyarbakır Lice'de hainler güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığındaydı. Ancak yapılan bir ihbar sonucu hainlerin planı suya düştü. İhbarı değerlendiren ekipler bir cami karşısında büyük miktarda patlayıcı madde tespit etti. Senin söylediğin gibi koyduğu zaman 100 metre etki ediyorsa böyle yaptığı zaman 250 metre etki ediyor. Kristalleşme şeyi fazla olduğu için. Patlayıcılar güvenlik güçleri tarafından boş araziye götürüldü ve güvenli bir şekilde imha edildi. Dikkat, dikkat. Kontrollü patlatma yapılıyor. Lütfen çevreyi boşaltın. İhbarın değerlendirilmesi ise olası bir faciayı engellemiş oldu. Şırnak merkezde terör örgütüne yönelik güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Operasyonlar kapsamında kent merkezinin %65'inin hainlerden temizlendiği açıklandı. Şırnak'ta 14 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte başlayan operasyonlar sürüyor. Asker, polis ve korucuların katıldığı operasyonlarda kent merkezinin %65'i teröristlerden temizlendi. Mahallelerde ise operasyonlar İsmet Paşa, Yeni ve Bahçeli evlerde yoğunlaştırıldı. Güvenlik güçleriyle hainler arasında zaman zaman da şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Öte yandan operasyonlarda bugüne kadar 258 hain etkisiz hale getirildi. 2650 evde arama yapıldı, 150 barikat kaldırıldı, 25 çukur kapatıldı ve 760 el yapımı patlayıcı da imha edildi. Sokağa çıkma yasağı ve operasyonların sürdüğü Hakkari Yüksekova'da hainlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Hazırladıkları tuzaklarla güvenlik güçlerimizi şehit eden eli kanlı hainler, görüntülerde ise el yapımı patlayıcı hazırlıyor. Hakkari Yüksekova'da devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında hainlerin kamerayla kendilerini çektiği yeni görüntüler ortaya çıktı. Ermeniler de olmasa bu savaşı kazanamazsınız. Değil mi? Vallahi. Hep beraber. Görüntülerde ise eli kanlı teröristler bina ve camilerde mühimmatlarıyla birlikte poz veriyor. Kimi görüntülerde ise hainlerin el yapımı patlayıcı hazırladığı görülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan-Türkiye İş Forumu'na katıldı. Mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Hırvatistan'da olan ikili ticaret hacminde hedeflerinin 1 milyar dolar olduğunu ifade etti. Türkiye ve Hırvatistan geleceğe yönelik çok ciddi, sağlam temeller atma kararlılığındadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan-Türkiye İş Forumu'na katıldı. Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada Türkiye ve Hırvatistan'ın geleceğe yönelik ciddi adımlar atacağına inandığını söyledi. 10 yıl önce geldiğim Hırvatistan bir başkaydı. 10 yıl sonra geldiğim Hırvatistan bambaşka. Çok ciddi bir gelişmenin olduğunu görüyorum. 2006 yılındaki ziyaretim sırasında Hırvatistan henüz NATO üyesi değildi. Hırvatistan henüz Avrupa Birliği üyesi değildi. Ülke 1990'lı yıllarda yaşadığı savaşın etkilerini gidermenin, yol açtığı yaraları sarmanın gayreti içerisindeydi. Cumhurbaşkanı 2008 yılındaki finansal krizin AB'yi olduğu gibi Hırvatistan'ı da etkilediğini söyledi. 2008 yılında başlayan finansal kriz tüm Avrupa ülkelerini olduğu gibi elbette Hırvatistan'ı da etkiledi. Bununla birlikte Hırvatistan ekonomisinin 2015 yılından itibaren tekrar büyüme trendine girdiğini memnuniyetle görüyorum. Finansın yönetiminin farklı olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı, ekonomide olan bir kaideyi hatırlattı. Ekonomide bir kaide var. Para adeta bir cıva gibidir. Cıva kendine uygun zemini bulur, oraya doğru kaçar. Para da öyledir. Kendine uygun zemin neredeyse para oraya doğru kaçar. Onun için finansörler veya finans yöneticileri çok da insaflı değildir. 2006 yılında ikili ticaret hacmimiz 270 milyon dolar iken şimdi krizlere rağmen 355 milyon dolar civarındayız. Ama hedef artık 1 milyar dolar. Evet değerli izleyiciler, devam edelim. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'la katıldığı bir konferansta yeni anayasada laiklik olmamalı demişti. Bu ifadelere elbette muhalefet kanadından eleştiriler de gecikmedi. Dün bu konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama gerçekleştirdi. Meclis Başkanımız kendi düşüncelerini ortaya koymuştur. Benim ise bu konuda şahsi görüşüm bellidir ifadelerini kullandı. Laiklik bir kere zaten anayasada olmamalıdır, yeni anayasada. Dünyada 3 anayasada laiklik var. Fransa'da var, İrlanda'da var, bir de Türkiye'de var. Tarihiyle yok. Meclis Başkanımız anayasa tartışmaları bağlamında kendi kanaatlerini ortaya koymuştur, düşüncelerini ortaya koymuştur. Şahsımla ilgili ise benim biliyorsunuz ta başbakanlığımın başından itibaren bu konudaki düşüncelerim bellidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eylül 2011'de Tunus'ta laiklikle ilgili şu açıklamayı yapmıştı. Bir Müslüman laik bir devleti başarılı bir şekilde yönetebilir. Şunu bilmemiz lazım. Laik devlet her inanç grubuna eşit mesafededir.
Başbakan Ahmet Davutoğlu ise bugün partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Ardından da sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Davutoğlu partisinin genişletilmiş il toplantısındaki konuşmasında laiklik tartışmalarına cevap verdi. Laikçilik anlayışı değil, özgürlükçü bir laiklik anlayışını anayasamızda yer vereceğiz. Başbakan Ahmet Davutoğlu partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Toplantıdaki konuşmasında laiklik tartışmalarına cevap verdi. Anayasada laikliğin olacağını söyledi. Gerekse de bugüne kadar hazırladığı ve kamuoyuna sunduğu anayasa taslaklarında diğer niteliklerin yanı sıra laiklik ilkesine de yer vermiştir. Bu çerçevede hazırladığımız yeni anayasada da laiklik ilkesi bireylerin din ve inanç özgürlüğünü teminat altına alan devletin tüm inanç gruplarına eşit mesafede olmasını garanti altına alan bir ilke olarak yer alacaktır. Başbakan Davutoğlu buradaki toplantının ardından da sendika temsilcileriyle bir araya geldi. 1 Mayıs tabusunu ortadan kaldırdık dedi. Bir yandan Türkiye'yi kalkındırırken bir yandan da emekçilerimizin hak ve özgürlüklerini genişlettik. Gerilimlere, çatışmalara bir son verdik. Yıkılmaz denilen tabuları birer birer yıktık. Her yıl 1 Nisan gününden itibaren 1 Mayıs gerilimi yaşanmaya başlardı. 1 Mayıs tabusunu ortadan kaldırdık ve 1 Mayıs'ı emek ve dayanışma günü olarak resmi tatil ilan ettik. Türkiye'ye yakışmayan bu ayıbı ortadan kaldırdık. Çatışmalarla, gerginlikler anılan bu günü şenliklerle, kutlamalarla anılan bir gün yaptık. Değerli izleyiciler, 1 Mayıs İşçi Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kutlamaların nerede yapılacağı sonuca vardı. 1 Mayıs kutlamaları bu yıla mahsus olmak üzere Bakırköy'de yapılacak. Konuya ilişkin İstanbul Valisi ise bu konuda tavrımız nettir ifadelerini kullandı. 1 Mayıs İşçi Bayramı'na sayılı günler kaldı. İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının nerede yapılacağı konusunda uzlaşma sağlandı. Sendikalar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Bakırköy Halk Pazarı'nda kutlama kararı aldı. 1 Mayıs kutlamaları Taksim'de yapılmayacak ancak oraya bir heyet yollanacak. 1 Mayıs kutlamalarının güvenli bir biçimde yapılması için kutlamaların İstanbul'da Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleştirilmesine karar verildi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bir bayram havasında kutlanacaktır. Bununla ilgili biz başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşların imkanlarıyla bu bayramın, günün bayram havasında kutlanması için her türlü tedbirlerimizi aldık. Her türlü güvenlik önlemlerini aldık. Ve o gün inşallah işçilerimizin, emekçilerimizin güzel bir bayram kutlanması sağlanacaktır. Taksim Meydanı ile ilgili daha önceden beri zaten bizim tavrımız açık ve nettir. Taksim Meydanı bu tür gösteri ve toplantılara kapalı bir alandır. Dolayısıyla o gün orada böyle bir faaliyet yapılmasına da müsaade edilmeyecektir. 1 Mayıs kutlamaları için hükümetle sendikaların uzlaşma sağlamasının ardından kutlamanın yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı'nda çalışmalar başladı ve kutlama yeri havadan görüntülendi. Öte yandan kutlamalara 500 bin kişinin katılacağı belirtiliyor. Şimdi ise CHP ile devam edelim. CHP sözcüsü Selin Sayıkböke bugün düzenlemiş olduğu basın toplantısında Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın laiklik ifadelerini eleştirdi. CHP için laiklik kırmızı çizgidir dedi. Hedef net, amaç çok açık. CHP sözcüsü Selin Sayıkböke, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın açıklamalarıyla tartışılan laiklik için bizim kırmızı çizgimiz laikliktir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de amacı çok açık. Bizim için laiklik bir kırmızı çizgi. Bizim için tek bir Cumhuriyet Halk Partili hayatta kalana kadar savunacağımız ve kırmızı çizgimiz olarak da her zaman arkasında duracağımız bir laiklik davamız var. Bizim için Cumhuriyet Halk Partisi var olduğu sürece tüm vatandaşlarının özgürlüğünü, tüm vatandaşlarının eşitliğini garanti altına alan laiklik mücadelemiz var. Bu bizim kırmızı çizgimiz. Herkes açık, net ve bu konuda toplumu bir araya getirecek pozisyonda bir araya gelmek zorunda.
İstanbul, Ankara, İzmir ve Erzurum başta olmak üzere dün akşam saatlerinde Türkiye'nin birçok ilinde elektrik kesintisi yaşandı. Konuya ilişkin resmi açıklama ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan geldi. Arızanın yağış ve fırtına yüzünden meydana geldiği bildirildi. Salı gecesi Türkiye'nin birçok ili karanlığa gömüldü. İstanbul, Ankara, İzmir ve Erzurum gibi büyük iller başta olmak üzere toplam 23 ilde elektrik kesintisi yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise arızanın nedenini aşırı fırtına ve yağış nedeniyle yüksek gerilim hatlarında geçici arıza yaşanmasına bağladı. Açıklamada ayrıca kesintinin Türkiye genelinde %15'lik kesimde 45 dakika süreyle yaşandığı bildirildi. Elektrik kesintilerinin ardından ana sistem normale döndü. Yurt genelinde temel eğitimden orta öğretime geçiş ikinci dönem sınavları bugün başladı. Erzurum'da öğrenciler sınava katılırken veliler de en az öğrenciler kadar heyecanlıydı. Temel eğitimden orta öğretime geçiş ikinci dönem sınavları bugün saat 9 itibariyle başladı. Türkiye genelinde 1.167.854 öğrenci sınavda ter döktü. Sınavda en az öğrenciler kadar veliler de heyecanlıydı. Çocuklardan fazla daha biz heyecanlıyız. Bu ikinci sınav olmasına rağmen çocuklar biraz daha bu sınava, birinci sınava göre biraz daha relaxlar. TEOG sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik bugün başlayan ve yarın da devam edecek olan sınavlardan sorular 10.000 soruluk havuzdan seçildi. Öğrenciler bugün Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden sınava girdi. Yarınsa fen ve teknoloji, inkılap tarihi ve Atatürkçülükle yabancı dil derslerinden sınava girecek. Şimdi Erzurum'la devam edelim. Doğu Anadolu bölgesi genelinde İmam Hatip liseleri arasında gerçekleştirilen Genç Seda Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma 3. bölge finalinde ilk sırayı Erzurum aldı. Yarışmaya 12 ilden katılım olurken Erzurum'u temsil eden Ebu Bekir Kaçan yarışmada birinci oldu. İmam Hatip liseleri arasında gerçekleştirilen Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma 3. bölge finalinde Erzurum birinci oldu. Artvin Çoruh Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmaya Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Muş, Artvin, Iğdır, Ağrı, Bayburt, Bingöl gibi iller katıldı. Birincilik için yarışmada 12 kişi ter döktü. Heyecanla takip edilen yarışma sonucu Erzurum'dan katılan Ebu Bekir Kaçan bölge birincisi olurken Muş'tan Erkan Bağrı Yanık ikinci, Erzincan'dan Abdülkadir Yalçınsa üçüncü oldu. Bölge birincilerinin yarışacağı Türkiye finali 22 Mayıs 2016'da Çanakkale'de yapılacak. Bölge yarışmasına ise Erzurum'dan Ebu Bekir Kaçan katılacak. Üç büyüklerin eski futbolcularından Oğuz Çetin, Ali Gültiken, Hakan Ünsal ve TRT'de yayınlanan spor programı sunucusu Ersun Düzen Erzurum'a gelerek Erzurum spor takımı ve öğrencilerle bir araya geldi. Ötesinde bir arkadaşlık, ötesinde bir aile ortamı yakaladık. Çok şükür. Milli takım ve üç büyük kulüpte oynamış eski futbolcular Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nin düzenlediği spor söyleşisinde Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Teknik Ekibi ve futbolcularının yanı sıra öğrencilerle bir araya geldi. Böyle örnekler çoğalırsa Konya örneği gibi. Üniversitenin bahar şenlikleri kapsamında Mavi Salon'da gerçekleşen söyleşiye eski futbolculardan Beşiktaşlı Ali Gültiken, Fenerbahçeli Oğuz Çetin, Galatasaraylı Hakan Ünsal ve stadyum programı sunucusu Ersin Düzen katıldı. Geliyor ediliyor. Real Madrid. Daha dün bir yerde okudum İngiltere'de bir gazetede. Şey yazıyor. Manchester City 8 sene içerisinde 1 milyar euro harcamış.
Söyleşide moderatörlüğü stadyum programının sunucusu Ersin Düzen yaptı. Sahneye çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Ahmet Yıldırım şampiyonluktan dolayı yaşadıkları mutluluğu şu sözlerle ifade etti. Yani bu duyguyu, bu şampiyonluğu havaalanında geldikten sonra görmek beni inanılmaz mutlu etti. Aynen öyle, yeni başlıyor. Sizler şampiyonluk sevincini yaşadık. Seneye nasıl yaparız, ne yaparız onun düşüncesine girmeye başladık. Hakikaten yani büyük takımlarda bile böyle coşku ben çok az gördüm. İnanılmaz mutlu oldu buradaki insanlar. Yakışan da buydu. Allah nasip eder inşallah ikinci ligden de şampiyon olarak çıkarız. Çünkü buna değer, buna yakışan çok güzel bir başkanımız var, çok iyi bir başkanımız var. Erzurum'da açılan filografi kursunda çalışma dönemi tamamlandı. Kursiyerler tarafından yapılan 70 adet eser ise görücüye çıktı. Erzurum Palandöken Kaymakamlığı'na bağlı Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan filografi kursu çalışma dönemini tamamladı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde kursiyerlerin yaptıkları 70 eser görücüye çıktı. Eserler ise ahşap bir zemin üzerine çakılmış çiviler arasından teller geçirilerek belli örgü teknikleri kullanılarak yapılıyor. Bugün öğle saatlerinde Erzurum'da etkisini artıran şiddetli rüzgar kazaya neden oldu. Erzurum Ilıca Karayolu istikametinde şiddetli rüzgardan dolayı meydana gelen trafik kazasında biri çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Erzurum Ilıca yolunda şiddetli rüzgar nedeniyle trafik kazası yaşandı. Kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı. Ilıca Karayolu üzerinde rüzgarın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aynı istikametteki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçta açılan hava yastıkları ise can kaybını önledi. Savrulan araçta bulunan sürücüler ve bir çocuk yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından yol yaklaşık 20 dakika ulaşıma kapatıldı. Şimdi İstanbul'a götüreceğim sizi. İstanbul Esenler'de yabancı uyruklu 3 soyguncu bir kuyumcuya girdi. Ancak kuyumcu sahibi direndi. Soyguncularla dükkan sahibi arasında arbede çıktı. Soygunculardan ikisi kaçtı. Diğeri ise yakalandı. Yakalanan soyguncuyu ise esnaf linç etmek istedi. Üç soyguncu bir kuyumcu dükkanını soymak istedi. Soyguncular dükkana girdi ve döviz bozdurmak istediklerini söyledi. Soyguncular o sırada ellerinde bulunan silahla dükkandaki iki kişiyi de etkisiz hale getirmek istedi. Ancak silah ateş almadı. Bunun üzerine kuyumcuyla soyguncular arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedede iki soyguncu olay yerinden kaçarken diğeri ise çevredeki esnaf tarafından etkisiz hale getirildi. Soyguncu vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olayda dükkan sahibi ve bir soyguncu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis şimdi kaçan o iki soyguncuyu arıyor. Değerli seyirciler, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale ve Denizli'de çok sayıda vatandaşın banka ve kredi kartlarından bilgileri dışında paraları çekildi.
Gelen ihbarlarla harekete geçen polis güvenlik kameralarını inceleyerek ATM farelerinin izini sürdü. İstanbul, Kayseri, Kırıkkale ve Denizli'de çok sayıda vatandaşın banka ve kredi kartlarından bilgileri dışında para çekildi. Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçti. ATM'lerde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şebeke üyelerinin ATM'lere düzenek yerleştirmeleri ve sökmeleri görülüyor. Görüntülerin izlenmesinin ardından güvenlik güçleri şüphelileri takibe aldı. Takibin ardından Avcılar ve Pendik'te belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Şebeke liderliğini baba ve oğlun yaptığı dolandırıcılık çetesi çökertildi. Olayda adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Çete ise yaklaşık 1000 vatandaşın banka ve kredi kartlarını kopyaladı. 500 bin lira vurgun yaptı. Değerli izleyiciler, Kardelen Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle gündemin öne çıkan başlıklarını sizlere aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için kardelenhaber.com'u ziyaret edebilirsiniz. Mutlu akşamlar. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 11. KOBİ Zirvesi Girişimci Ekosistemi toplantısına katıldı. Işık, KOBİ'lerin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da bel kemiği olduğunu vurguladı. KOBİ'ler sadece Türkiye ekonomisi için değil, dünya ekonomisi için adeta bir bel kemiği niteliğinde. Ekonomilerin bel kemiği KOBİ'ler. Bakınız şu anda Türkiye'deki işletmelerimizin %99'undan fazlası KOBİ. Yani küçük ve orta ölçekli işletme. Fikri Işık, Türkiye'de KOBİ'lerin verilen kaynakları etkin ve efektif kullanma konusunda birikim eksikliği olduğunu savundu. Verilen kaynakların etkin ve efektif kullanma konusunda birikim eksikliği var. Bizim KOBİ Gel dediğimiz, KOBİ'lerin geliştirilmesiyle ilgili projemizde, programımızda tam 300 milyon lira paramız var. Hadi gelin bunu kullanın. Kullanan çok az. Neden? Proje bazlı desteklere KOBİ'lerin ilgisi çok az. Şimdi KOBİ'lere proje deyince KOBİ'ler hemen korkuyorlar, ürküyorlar. Halbuki proje yapma yeteneğini kazanmazsak biz kalıcı, sürdürülebilir başarıyı nasıl sağlarız? Türkiye'nin sektöründe tek ihtisas fuarı olan 6. Olivtek ve 7. Ekoloji İzmir Fuarı İzmir'de kapılarını açtı. Profesyonel ziyaretçi girişlerinin ücretsiz olduğu fuarlar son tüketiciler için 27, 28, 29 Nisan'da 10 lira, 30 Nisan Cumartesi günü ise ücretsiz olacak. Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde 1 Mayıs pazar günü kendi sahasında Gaziantep Spor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.
Cambartu tesislerinde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenman iki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Pas organizasyonlarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla antrenman sona erdi. PTT 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un yeni 19 Mayıs stadının %77'si tamamlandı. Stat 145 milyon liraya mal olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Samsun'da yaptırılan 19 Mayıs stadyumunun %77'si tamamlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 140 bin metrekare alan üzerine kurulan stadyumun inşaatı hızla devam ederken temeli 2013 yılının Ağustos ayında atılan stadın %77'si bitti. Tekkeköy ilçesindeki stat 145 milyon liraya mal olacak ve 33.919 seyirci kapasitesine sahip olacak. Samsunspor gelecek sezon maçlarını bu statta oynayacak.